Esselamu aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere yine çok güzel bir tarif yapacağım. Çok lezzetli bir tarif. Tam bir ana yemek. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçiyoruz. Buttan kemiksiz tavuk aldım. Göğüs değil, butun etinden kasapta bu şekilde satılıyor. Derisini ayırmayacağım. Sizlere bugün tavuk sarma yapacağım. Bunları önce dokmakla incelteceğim. İsterseniz aldığınız yerden istediğiniz şekilde yaptırabilirsiniz. Derisini isterseniz ayırabilirsiniz ama ben derisini ayırmayacağım. Çünkü pişerken burası kurumasın diye. Bunları güzelce yıkadım. Şimdi bunları hazırlayacağım. İçinde kemik, kıkırdak kalmış olabilir. Onun için bunları bu şekilde ayırıyorum. Böyle. Bunu bu şekilde önce incelteceğim. Daha iyi sarabilmek için. Bu kadar yeterli. Hepsini bu şekilde inceltip sizlere geri döneceğim. Şimdi bunları güzelce incelttim. Tam 8 parça aldım. Her bir parça bir kişilik rahatlıkla yetebiliyor. Şimdi tavuğumuzun sosunu yapalım. Burada bir çeyrek çay bardağı zeytinyağı. Bunu ilave ediyorum kaseye. İçerisine bir yemek kaşığı yoğurt, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı dolusu kimyon, bir yemek kaşığı tatlı toz biber, bir çay kaşığı da karabiber ilave ettim. Şimdi içerisine bir çay kaşığı kekik de iyice üfeledim. İçerisine atıyorum. Ve sosumu bu şekilde homojen hale gelene kadar karıştıracağım. Ve tavukları teker teker bu şekilde sosun içine batıracağım. Şimdi tavuklarımızı marine ettik ve bunların üzerini kapatıp buzdolabında 1 saat bekleteceğim. İsterseniz 2 saatte bekletebilirsiniz. Üzerini kapatıyorum ve buzdolabına götürüyorum. Şimdi tavamı ocağa koydum. Altını da açtım. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, burada doğradığım 2 orta boy soğanı tavama alıyorum. Ve içerisine bir çay kaşığı tuz. Soğanlarımızın daha çabuk yumuşaması için. Şimdi soğanlarımı şöyle bir dakika kadar kavurdum. İçerisine burada doğradığım bir adet kırmızı tatlı biber. İsterseniz acı biber de kullanabilirsiniz. Elinizde ne varsa isterseniz yeşil biber de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Bir tane biberi ilave ettim. Kavurmaya devam ediyorum. Şimdi soğanlarımız pembeleşti böyle. Ve içerisine 2 diş sarımsağı ezerek ilave ediyorum. Ha, şöyle bir iki çevireceğim. Şimdi içerisine burada 2 orta boy rendelediğim havucu ilave ediyorum. Şimdi havuçlarımız da yumuşadı. Şimdi burada üzerine 250 gram doğradığım ıspanakları ilave ediyorum. Bunları da soteleyeceğim. Üzerine yarım çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Ispanakların pişmesine gerek yok. Sadece yumuşayıp sotelenmesi yeterli. Şimdi bunun altını kapatacağım. Artık son aşamaya geldik. Şimdi altını kapatıyorum ve hafif ılımasını bekleyeceğim. Şimdi sayın takipçilerim, tavuklarımızı tam
Bir buçuk saat, ikiye yakın dinlendirdim buzdolabında. Şimdi sarmamızı yapmaya başlayacağız. Şöyle bir adet tepsim var. Burada da iç harcım soğudu. 8'e böldüm öyle. İç harcımızdan alıyorum. Sarmaya başlıyorum. Dışta bir fazlalık varsa içeriye doğru alıp bu şekilde sarmamızı yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Tepsimize diziyoruz. Ve iç harcımızdan koyuyoruz. Hiç gürdana kesinlikle gerek yok. Bu şekilde alıyorum ve tepsime koyuyorum. Böyle kalan ufak parçalar varsa içerisine koyuyorum ve sarmamı sarıyorum. Bu şekilde. Şimdi sayın takipçilerim, sarmalarımızı tepsiye koydum ve burada bir tane ıslattığım yağlı kağıdın üzerini kapatıyorum. Bu şekilde. Ve ısıtılmış fırına pişirmeye götürüyorum. Şimdi sayın takipçilerim, 40 dakika pişirdim. Kağıdı alıyorum. 10 dakika fırında böyle pişireceğim. Beşamel sosumuzu yapıyoruz. Bir kaşık tereyağı. İçerisine bir yemek kaşığı un ve onu güzelce kavuracağım. Ta ki onun kokusu çıkana kadar. Hatta şöyle 1,5 yemek kaşığı. Şimdi sayın takipçilerim, unumuzun kokusu çıkmaya başladı. Hafif pembeleşmeye yakın. Şimdi sütümüzü ilave edeceğiz. Yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an tam 2 su bardağı süt ilave ettim ve sosumuzu karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi içerisine yarım çay kaşığı tuz ilave ettim. Yarım çay kaşığı karabiber ilave ettim. Ve iyice karıştırıyorum. Şimdi böyle fokurdamaya başladı. Altını kapatıyorum ve sosumuz hazır. 10 dakika fırına verdim. Yaptığımız sosu üzerine bu şekilde sosumuzu üzerine ilave ediyorum. Üzerine rendelenmiş kaşar. Tam 150 gram kaşar kullandım. Bilginiz olsun. Şimdi sayın takipçilerim, bunu tekrar fırına vereceğim. Kaşarlar hafif kızardı mı çıkaracağım. Kaç dakika beklettiğimi sizlere söyleyeceğim. Şimdi yemeğimiz fırından çıktı. Daha çok sıcak gerçekten. Kesinlikle hiç su koymadım. Kendi suyunu bıraktı. Ve gerçekten çok güzel pişti. Artık bu yemeğe siz notunu vereceksiniz. Gerçekten inanılmaz bir ana yemek. Mutlaka sizlerin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi sayın takipçilerim, sunum yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sosundan alıp üzerine bu şekilde gezdiriyorum ve şimdi yemeğimizi test ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun sayın takipçilerim.
yemeğimiz karşınızda. İnanılmaz bir nimet, inanılmaz bir lezzet. Şükürler olsun Rabbime bize bu nimetleri verdiği için. Mutlaka dediğim gibi bu tarifi mutlaka deneyin. Gerçekten bomba gibi bir ana yemek. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.